Evet arkadaşlar, bugün yeni müzelerimizi tanıtıyorum. Birazdan da tankerimizi tanıtacağım. 3 tonluk palazolu tankerimiz de Kurt izli müzelerimiz. Bunu yeni aldık. İkinci el. Fakat çok temiz kullanılmış, 2018 model. Pistonlu iz bırakma var gördüğünüz gibi. Şuradan izleri bırakıyor. Burada klap ayarı var. Burada iz bırakma kafasının soketi. Markörler pistonlu. 3 metrelik. 23 ayak. Hem gübre ünitesi var gördüğünüz gibi. Hem de öbür tarafta doğum ünitesi var. Çok temiz bir makine. Gördüğünüz gibi yeni model. Arka tırmıklar pistonlu. Pistonlu havaya kalkıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi aydınlatmalar var. Sinyalizasyon sistemi. Burada gübre ünitesi var. İçinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kapak ağır biraz. Elekleri var. Burada da doğum ünitesi var. Şanzımanlı bir mizer. Son çıkan özel Kurt şanzımanlardan. Yani Kurt'un kendi şanzımanı bu. Büyük tekerlekli 5-15. 16.3 turda 100 metre kare alan için size tohum veriyor. Onunla çarptığınız zaman kaç kilo ektiğinizi çıkarıyorsunuz. Kursakları çift kapaklı. Buradan kanalı ekeceğiniz zaman bu kapağı yukarı çekiyorsunuz şu şekilde. Kanalı için açılıyor. Bu da normal buğday arpa ekim için. Şu beyaz dişler arpa, buğday, nohut ve benzeri ürünlere ekiyor. Küçük dişli de kanalı ekiminde kullanılıyor. Kanalı ekeceğiniz zaman bunu açıyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. O şekilde tam tersi de buğday için, arpa için kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle pistonlu iz bırakma var. Burada gördüğünüz gibi bırakıyor izi. Güzel bir makine. Temiz görünce aldık. Bize de lazım zaten. Burada da ünitesi var. Sayaç. Buradan iz bırakma sayacı buradan gösteriyor. Bunu traktöre monte edeceğiz. Klasın içine. Zaten traktörü de getirdim. Birazdan takacağım. Bir kontrolünü yapacağız. Yağlayacağız. Ekimi hazır bir hale getirip bırakacağız. Seneye artık kısmetse kullanacağız. Traktörümüz de burada klas. Göründüğü üzere genişten alayım. Güzel bir makine. Zaten daha önceki makinemiz de Kurt'tu. Kurt'tan memnunuz. İkinci el uygun bulunca da bu makineyi de aldık. Burada da gübre dişlileri var. Aynı şekilde gübre ve diğer ürünler için kullanabiliyorsunuz. Burada ölçüm kabı var. Bu ölçüm kabı. Bu kanalları aşağı indirip ölçüm kabını koyduğunuz zaman ölçüyorsunuz oradan. Ne kadar tohum attı, bunun içine dökülüyor tohumlar. Oradan görüyorsunuz. Şurada açma kapama kolu var zaten. Kolu yukarı çektiğiniz zaman aşağı iniyor bu kursaklar. Bunu da üstüne koyuyorsunuz. Ne kadar tohum attığını, içine dökülen tohumu tarttığını görüyorsunuz. Güzel bir makine. Markörler pistonlu, öbürküne göre daha iyi. Vurma riski oluyordu. Kaldırmamız gerekiyordu. Bunda kaldırma sıkıntısı yoktu. Burada kullanma kılavuz kutusu var. İçinde kılavuz var. Gösteriyor zaten her şeyini. Genel görüntüsü böyle. Birazdan traktöre takacağım. Sağını solunu kontrol edip yağlayıp yerine çekeceğiz. Şurada boşaltma gözleri var. Yine. Diğer makinemizde yoktu. Buradan boşaltabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Mibzerimizi taktık. Markörümüzü ayarladık. Gördüğünüz üzere yağladık mibzerimizi. Markör ayarını şu şekilde yapıyoruz. Traktörün iki tekerleğin ortasını ölçüyoruz. Yani şu noktayla
şu nokta arasını. Bizimkisi 185 santim geliyor. 2'ye bölüyoruz. 92,5 santim. 3 metre genişlik. 300 santimden çıkarıyoruz. 207,5 yapıyor. Yani 207,5 santim. Tam ortasından bir üzerine ölçüyoruz. Bu nokta 207,5'a geliyor. Bu şekilde markörü ayarlamış oluyoruz. İki tarafınkini de ayarladım. Yağlamalarını yaptım. Tırmamız bu şekilde pistonla açılıyor. Şuradaki pimden sabitliyorsunuz, boşa çıkarıyorsunuz hortumu. Bir daha tarlada bu şekilde kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hazne kabı var. Şu koldan kolu yukarı çektiğiniz zaman hazne kabı aşağı iniyor. Kabı üstüne koyuyorsunuz. Kaç kilo atıyorsa onun ölçümünü yapıyorsunuz. Şurada gene boşaltıcı hortumumuz var. İçinde tohum kaldığı zaman şu hortumdan boşaltabiliyorsunuz. Burası gübre kısmı. Arkadaşlar gübre. Aynı şekilde burada da çift açma kapama özelliği var. Yani kanola ekim. Yani arka tarafta da ekim yapabilirsiniz. Herhangi bir durumda. Çünkü dişliler benzer. Bu ön taraf tohum dişlisi. Burada da gene boşaltıcı hortum var. İçinde kalan tohumlar için. Markörler pistonlu. Bir taraf kalktı mı bir taraf iniyor. Öbür taraf kalktı mı tekrardan şey yapıyor. İki hortum iz için kullanılıyor. Şu iki hortum. Öbür iki hortum da markörler için. Bir tane de tek hortum tırmık için var. Yani 5 tane hortum var. Ama tırmığı tabii bir kere açtığınızda kapamanıza gerek kalmadığı için 4 çıkış yetiyor. Biz ekim zamanı bu orta kolu çıkaracağız. Pistonlu orta kolu. Normal orta kolu takacağız. O şekilde ekeceğiz. İzler şu şekilde oluyor. Bu pistonla bastığınız zaman içeri çekiyor. İki tane dişliyi durduruyor. Onlar dönmüyor. Diğer dişlilerin hepsi dönüyor. O şekilde iz bırakıyor. Pistonlu şekilde iz bırakma var. Ondan sonra 150 santim iz bırakıyor ölçtüm. Bizim traktörümüz 185 santim uymuyor tabii bize. Yani buna ufak bir traktör lazım. Bilmiyorum, iz işini artık seneye Ekim'de düşüneceğiz. Ekim ayında. Şu anlık böyle. 3 basamaklı çıkılıyor. Eski mimzerimize göre daha biraz rahat çıkması. Burada klapa kapakları var işte. Kapaklardan da tohuma göre ayarlıyorsunuz. Açıp kapalı diye. Açmasını kapamasını. Ara kapaklar var gördüğünüz gibi şu siyah. Bunları söktüğünüz zaman gübre haznesine koyduğunuz tohumu da atabiliyor. Yani akıtıyor ön tarafa. İki hazneyi de tohum olarak kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde özelliği var. Burası da gübre haznesi. Elekleri var. Aynı şekilde bunda da kapaklar var altta. Gözüküyor bilmiyor mu? Yani güzel bir mizler. Kullanışlı. Genel görüntüsünü size göstereyim. Traktörün arkasında zaten daha önceki mizler de kurttu. Güzel yakışıyor. Onun bundan farkı çift şanzıman olması. Yani hem gübre hem tohum var bunda. Öbürkü sade gübre şey tohumluydu. Gübresizdi. Bir de bunda iz var işte. İz de bırakabiliyor. Yine şu taraftan size iz mekanizmasını da göstereyim. Şurada gördüğünüz üzere şu piston iz bırakıyor. Bunları çektiği zaman şu yaylar içeri giriyor. Dişlileri durduruyor. Dişliler durunca da iz bırakıyor. Yağlamasını yaptık. Kontrollerini yaptık. Açtık kapadık. Kollar çalışıyor. Arka tırmık çalışıyor. Lastik basınçlarına bakacağım birazdan. Klapaları daha önceki sahibi açmış sonuna kadar. Onları kapakları yani. Şu kapakları tohuma göre ayarlayacağım. Seneye hazır olsun. Ondan sonra da depoya koyacağız. Şu anlık böyle görüntü. Birazdan size yeni aldığımız palazolu tankeri de tanıtacağım. Onun da üzerinde çalışmalar yapacağız. İleriki tarihlerde. Bunlardan da size bahsedeyim. Mivzer kısmı bu kadar. Bu da yeni 3 tonluk palazolu Cobra serisi tanker. Bunda da çift çıkış var arkada. Bir geniş, bir ince çıkış var. Bundan şu geniş olandan öne alacağız.
İçinden de basabilecek. Bu arkadan da normal çeşme olarak kullanacağız. Burada bir adet merdiveni var. Biraz dar yapmışlar ama hiç yoktan iyidir. Lastikler balon lastik. Petlas 11.5-80-15.3 ebatlarında. Cobra serisi. Santrifüji var burada. İleriki tarihlerde şuraya, şu noktaya bir tane T koyacağım şuraya. Şuradan alttan arkaya gidip o arkadaki gösterdiğim vanadan içinden suyu çekecek. Bir vana şu tarafa koyacağız. Bir tane bu tarafa. Buradan da dışarıdan çeken hortum, yani şu hortumda dışarıdan çekecek. Şuraya da bir yukarı vana koyacağız. İçeri basacak. Bir tane de buradan T ile ayırıp arkaya göndereceğiz. Bostan sağa sol sulamak için. O şekilde bir kullanım olacak. Güzel bir tanker. 3 tonluk bize yetiyor zaten. Şuraya arkadan çekeceğiz. Altından hortumu. Şuraya bir tane makara ısmarlayacağım. Şimdi Balazoğlu'nda gördüm. Sulama makarası. Şuraya arkaya takacağız. Buradan sarmalı. Bostan sulamada kullanacağız. Aynı şekilde hortumla buradan geleceğim. Altından. Şuraya bir vana koyacağız. Kapatıp açtı mı? İster dışarı içine basacak, isterse içinden de arkaya basacak. O şekilde bir ayrım olacak. Buradan da zaten altından da öne gideceğiz. İçine çekecek. Alt kısmı bu şekilde. Güzel bir tanker. 3 ton. Cobra serisi. Yeniyken size tanıtımını yapayım dedim. Hidrolik fren mevcut. Gördüğünüz üzere romork fişi var. Lambaları falan hazır. Şu kısma da bir tane büyük ihtimal şuraya sandık yapmayı düşünüyorum. Plastik sandıklardan alacağım. Şuraya geniş bir sandık. İçine olur da bir ilaca milaca tarlaya giderken bir şey koyarız. Şuraya bir plastik sandık montaj edeceğim. Hatta bütün tankerciler yapsa iyi olur. Görüntüsü bu şekilde. Size genişten bir alayım. Daha denemedik. Vanalarını falan yapayım. Ondan sonra denemesini yaparız. Görüntü bu şekil. Bunun fiyatı 16 bin liraydı. Mizlerde 22,5. İkinci el aldık ama mizleri. Yenisi 30 bin liranın üzerindedir. Tanker 0, 16 bin lira. Bilginiz olsun bugünkü şartlarda. Bu şekilde. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.